Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, Elazığ'ın tüm ilçelerinde halk kütüphanesi bulunurken sadece madende olmadığını söyledi. Seyrek, ilçede atıl durumda olan iki tescilli binanın restore edilerek halk kütüphanesine dönüştürülmesini talep etti. Maden ilçesi yeraltı kaynakları ve tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de Devlet Demiryolları çalışanları için zamanında yapılan lojmanlar. Bakır Maden Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, atıl durumda olan iki tescilli yapının halk kütüphanesine dönüştürülmesi için öneride bulundu. Süleyman Deniz Seyrek, 1932 yılına ait iki tarihi yapının atıl durumda, harabe halde bırakıldığını vurguladı. Binalar 1930-35 yılları arasında inşa edilmiş. Fakat günümüze geldiğimiz zaman Devlet Demiryolları bu iki binayı atıl durumda bırakmış. Lojman olarak kullanmıyorlar. Ve binanın üstüne tarihi eser tabelasını asmalarına rağmen atıl durumda kalmış ve gördüğünüz gibi harabe halde duruyor. Elazığ'ın tüm ilçelerinde halk kütüphanesi olduğunu ancak madende olmadığını dile getiren Seyrek, iki lojmanın restore edilerek halk kütüphanesi olarak kullanılabileceğini söyledi. Elazığ'ın 10 ilçesinden 9 tanesinde halk kütüphanesi var. Halk kütüphaneleri devletin bir politikası. Her ilçede bir halk kütüphanesi olması yönünde çalışma var. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri süren ama maden ilçemize baktığımızda halk kütüphanesi yapılmamış. Buna da kurum bürokratları şu gerekçeyi gösteriyorlar. Kaymakamlık ve belediyenin bize yer tahsis etmemesinden dolayı bizler halk kütüphanesini oluşturamadık. Süleyman Deniz Seyrek, talebini resmi kurumlar ve siyasilere ilettiğini, yapıların değerlendirilmesiyle ilçeye ve tarihi yapıya faydası olacağını dile getirdi. Tarihi önemi, bulunduğu konum, bulunduğu fiziksel şartlar ve bahçesiyle birlikte ilçemizde daha çok faydanın sağlanabileceği bir halk kütüphanesi yapılabilecek alan. Biz bu talebimizi, bu önerimizi ilçemizdeki hem kaymakamımıza ilettik hem de dediğimiz gibi siyasilere ilettik. Bizim buradan talebimiz bu alanın değerlendirilmesiyle iki tarihi yapı restore edilip daha sonrasında halk kütüphanesine dönüştürülmesiyle hem bir ihtiyacımız hem de iki kültür varlığımız bu harabe vaziyetinden kurtulmuş olacak.